Sevgili seyirciler, ben bu akşam biraz farklı bir konuya e, temas etmek istiyorum. O da Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Allah sizden emaneti ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman da zamanda adaletle hükmetmenizi emrediyor. Adalet ne demektir sorusuna çok muhterem Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın yaptığı bir tarif var. Onunla devam edeyim. Adalet haklıya hakkını vermek, haksıza da haddini bildirmektir. Şimdi çok enteresan hem İstanbul'dan Mahmut Bey hem Zeki Bey motorlu taşıtlara yapılan vergilerden bahsetti. Buna biraz temas etmek istiyorum. Çok enteresan. Biz Karadenizliyiz. Bursa'dan bu programı size sunuyoruz ama Trabzonluyuz. Çok enteresan. Bizim yaylalarımız maalesef yaylalarımızda ev yapmak yasaklandı. Yaylalarda ev yapamazsınız. Çok enteresan. Bizim memleketlerde kadastro geçmemişti. 300 seneden beri, 400 seneden beri, 500 seneden beri dedemizden bize miras olarak babamıza kadar gelen bizim yerlerimiz maalesef çok üzülerek ifade edelim ki bu yerlerimiz bizim elimizden alındı. Nasıl? Dediler ki bu orman statüsündedir. 3-5 tane kızıl ağaç çıktı. Orman statüsü verildi. Onu elimizden aldılar. Bir başka yer bu bunu bu budan meradır. Ağaç çok. Bunu mera diye aldılar. Şimdi de burası yayladır diye alıyorlar. Ve çok enteresan. Ee, efendim o 5 köy Trabzon 5 köy ismini de söyleyeyim. 5 köy muhtarı da çıkıyor Facebook'ta paylaşıyor. Diyor ki efendim İçişleri Bakanımızla görüştük. Allah razı olsun. Teşekkür ederim e, İçişleri Başkanımız, Bakanımıza. Şunu bize müsaade etti. E, 2017'nin başında başına kadar olan evler serbest ondan sonra başlayanlar yıkılacak. Allah Allah. Ya 400 senelik 500 senelik yerlerimiz elimizden alındı. Ormandır denildi. Meradır denildi. Yani bize biz 400 seneden beri ağacını yıkmadığımız kesinlikle dokunmadığımız ağaçlarımız ama çok enteresandır. Sürmene'nin Çamburnu ilçesinde kışın ortasında kışın ortasında yangın çıktı. Orası yandı ama bakıyoruz şu anda orada inşaatlar, villalar yükselmeye başlıyor. Adalet. Ama ne adalet? Çok enteresan bir durum da şu. Bu bunlar olmasına rağmen baktılar ki toplumda bir tepki var. Yani toplum çok enteresandır. O kadar yanlışlar yapılmasına rağmen İslam'ı açıdan, efendim hukuki açıdan o kadar yanlış yapılmasına rağmen insanların tepkisi yok ama motorlu taşıtları vergisi artınca bir tepki ortaya çıktı ama maalesef şu anda hala müftülük yapan, hala müftülük görevini yapan adam bir yazı paylaşıyor internet ortamında ve bizim o Beşke yöresinin o insanların e, takip ettiği siteye paylaşıyor. Ne diyor? Efendim diyor Türkiye'de petrol yok, Türkiye'de efendim e, madenler yok, Türkiye fakir bir ülke, Türkiye'de üretim yok. Bir sürü olumsuzluklar sayıyor ve diyor ki motorlu taşıtlar vergisini bu kadar artırmanın sebebi ne biliyor musunuz? Bunu artırmasının sebebi devlet silah yapacak. Bu silahlarla beraber düşmanlara efendim meydan okuyacak. Bana söyler misin Sayın Müftü Efendi? İsmini zikretmiyorum. Devam ederse daha sonraki dönemlerinde de ismini de zikredeceğim. Şimdi ben bana söyler misin? Bizim yaptığımız silahlar, bizim yaptığımız silahlar Türkiye'nin yüzde seksen silahlarını yapabiliyormuşuz. Efendim motor, bizim yaptığımız bir motor ismi bana söyler misin? Ondan sonra bizim yaptığımız bir uçak bana gösterir misin? Bizim yaptığımız bir araba bana gösterir misin? Milleti kandırmanın bir manası yok. Milletin gazını almanın bir manası yok. Bu kadar örtmek bu kadar gizlemek olmaz, yakışmaz. Hele de din adamı adı altında bunlar hiç yakışmaz. Şimdi Efendim motorlu ta şey e, ta taşıtlar vergisini artırmanın sebebi oradan para alacak, aldığı parayla beraber silah alacak. Peki bu silahlarla beraber kimi vurdunuz bu zamana kadar? Bir tane Hristiyana bir mermi attınız mı? Velev ki bu şey olsaydı, efendim e, su tabancası olsaydı bile attınız mı? Ya bizim ürettiğimiz silahlar maalesef Müslümanlara atıyoruz. Müslümanların karşısında namlularımızı doğrulttuk. Onun için maalesef üzülerek ifade edelim ki emanetler ehline verilmediği müddetçe emanetler ehline verilmediği müddetçe ve insanlar arasında adil paylaşım olmadığı müddetçe asla huzuru bulamayacağız. Onun için ben bizi seyredenlere özellikle tavsiyem şudur ki emaneti ehline verelim. İşin ehli kimse onu bulalım, onunla beraber olalım. Unutmamak lazım ki bir hakikat ki emanet ehline verilecekse o da bu emanetin sahibi Profesör Doktor Haydar Baştır. Neden? Çünkü bu insan insanların karınlarını nasıl doyuracağını helalinden, sırtını nasıl giydireceğini helalinden bunu ortaya koydu. Bu insandan başka hiç kimse, hiçbir siyasi lider insanlara dağıtmıyor insanlara vermek istemiyor. Hep kendilerine topluyorlar. Mesela aynı o yazıda adam diyor ki memleketin parası yok. Memleketin parası yok ama bir bakan bilmem kaç bin dolarlık hediye saat almış. Kaç bin dolar. Demek ki vatandaşa yok. 25 bin 25 milyon 300 bin ne varmış? İcra dosyası varmış. Vatandaşa yok ama birlerine bak. Onu yok birlerine var. Şöyle toparlayayım emanetin ehli insanını kalkındırmak isteyen bütün insanlığı yani bir yönettiği bütün insanları kalkındırmak isteyen insandır diyorum. Teşekkürler e, Sayın Aydın. Ben de bu noktada e...